Beynin boz madde kısmına kabuk korteks adı verilmektedir. E, boz gözükmesinin koyu gözükmesinin sebebi sinir hücrelerinin hücre gövdeleri kafaları bu dış kısımda yoğunlaşmıştır. İç kısmında ise aksonlar yoğunlaşmıştır. Aksonlar ince uzun oldukları için aralara ışıklar sızabildiği için açık renkli gözükür. Ama hücre gövdeleri e, toplandığı zaman ee, hepsi koyu renkli gözükmeye ne yapıyorlar? Sık oldukları için sebebiyet veriyorlar. Omurilikte bakın tam tersi. Dışında aksonların, içinde ise bir hücre gövde kısımlarının, sinir hücrelerinin bulunduğunu, bunun için omuriliğin içinin boz, dışının ak olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Uç beynin, beyin kabuğunun görevi nedir? Şuurlu olarak yapılan davranışların denetimi ve koordinasyonunu yapan merkezler burada bulunmakta. Bunlar koklama, görme, işitme, tat alma, dokunma duyularını algılayan merkezleriyle düşünme, hafıza, zeka, hayal kurma ve bilinç merkezleri gibi değerlendirebiliriz. Hatta deney yapmışlar. Beyin kabuğu çıkarılan kuşların aç oldukları halde önüne konan yiyecekleri yemedikleri, havaya atıldıkları zaman bunların bilinçsizce uçarak yere geri düştüğünü, köpeklerin Beyin kabuğunu çıkardıkları zaman e, bilinçsizce e, sokaklarda yürüdüğünü, aç olsalar bile e, yemek e, görsele, görseler bile yemeğe yönelmedikleri deneylerle gösterilmiş. Bu şekilde beyin kabuğunun görevi ortaya çıkarılmış. Beyin yarım küreleri kaç loba ayrılır? İsimlerini yazınız diye bir sorumuz var. MEP'te geçtiği için buraya bunu almışız. Normalde çok e, önemli değil bu e, kısımlar ama Map kitabında bunlar birazcık ciddiye alınmış. Onun için ben de sorular arasında yerleştirmişim ne olur ne olmaz diye. Beynimizin ön frontal lob kısmı var. Yani alın kısmımız biraz daha. Yan parietal loblar var, yan taraflar. Sonra şakaklarımız var, temporal lob. Hemen şu yüz kemiklerimizin, kulağımıza yakın olan iki tane sağlı sol olan kemiklerimiz... Çıkak kemikleri bakın. Temporal lob orayla bağlantılı. bir de kafamızın arka kısmı var. Bu da oksipital lob diye adlandırılmakta. Bu dört bölümle ilgili görevleri de bu şekilde sıralayabiliriz. Temporal lob şakaklarımız üst bölge işitme ile alt bölge ise tanımayla ilgilidir. Bu bölge hasar görürse kişi cismi fark eder fakat tanıyamaz. Frontal lob alın kısmımız vücudun belli bölgesindeki kaslarımızı kontrol etmekle beraber hissetmek, gelecekle ilgili planlar yapmak, ee, anlamak, ee, mesela anladım derken bakın dikkat edin elinizi şöyle alnınıza doğru götürüyorsunuz frontal lob kısmımızda çünkü biz anlıyoruz. Alt bölgesi ise konuşma ile ilgilidir. Parietal lob yan kafa ise dokunma ve basınç bilgilerini alarak değerlendirmekle görevlidir. Oksipital lob arka kafa ise bizim esas görme e, olayının değerlendirildiği bölümdür. Onun için biz gerçekte gözümüzde değil beynimizin arka kısmıyla ne yapıyoruz? Görmeyi sağlamış oluyoruz desek doğru söylemiş oluruz. Ee, ön beynin uç beyin kısmı vardı. Ee, Uç beyinden sonra bir de ara beyin kısmı vardı. Ara beyin kısmında epitalamus, talamus ve hipotalamus diye üç kısımdan bahsetmiş. İşte bunları şu an burada e, sormuşuz. Epitalamus'un görevi nedir? Epitalamus, talamus'un üstü anlamında ince uzantısı epifiz adını alıp üreme hormonlarının ergenlik çağına kadar baskılanmasını sağlayan melatonin hormonunu Epifiz bezimiz üretmekte. Bu sayede e, ergenlik çağından evvel üreme hormonlarının salgılanması e, durdurulmakta. Bu şekilde yumurta ve sperm oluşumu belli bir yaşa kadar engellenmekte bu sayede. Salgıların kontrolünde, duyuların oluşumunda, kas ve iskelet sisteminin denetiminde de ne yapıyor yine? Epitalamus'umuz görev yapmış oluyor. Talamus'umuzu biz dört yol kavşağına benzetebiliriz. Bütün duyuların geçtiği bir toplanma ve dağılma merkezidir. Duyular burada kategorize edilir. İyi, kötü, hoş, na, hoş gibi kategorize işlemleri burada gerçekleşir ve beyin kabuğuna buradan gönderilir. Yalnız talamustan e, biz koku hariç bütün duyuların buradan geçtiğini, kokunun direkt olarak koku soğancığından sarı bölgeden beyne iletildiğini söyleyebiliriz. Uyku halinde talamusumuz ve beyin kabuğumuz görev yapmıyor. Hipotalamus'un görevleri nelerdir yazınız diye sormuşuz. Hipofiz bezinin çalışmasını kontrol ediyor. Hormonal salgının düzenlenmesinde bu şekilde görev yapmış oluyor. Yani hipotalamus vücuttan gelen sinyallerle hipofiz bezini denetliyor. Bu şekilde vücuttan gelen sinyalleri alıp hipofize ilgili hormonların salgılaması için RF adını verdiğimiz releasing factor uyarıcı faktör diye de geçiyor. Uyarımlarda bulunuyor. Bu şekilde hipofiz bezimizin çalışması kontrol edilmiş oluyor. Bunun dışında vücut ısımızı, kan basıncımızı, kalp atış hızımızı, iştahımızı, heyecanımızı, uykumuzu, korkumuzu, şeker ve yağ metabolizmamızı yine biz hipotalamusun denetlediğini. Kısaca iç dengeyle alakalı neyimiz varsa hipotalamusun bununla alakalı görevi olduğunu düşünebiliriz. Yani sıcak kanlı canlılarız, kuşlar ve memeliler olarak vücut sıcaklığımızın korunmasında bile bakın yine ne yapıyor? Hipotalamusumuz görevli olmuş oluyor. Vücudun su dengesini ayarlama, kanın asitliğini düzenleme, eşeysel olgunlaşma ve yönelmede etkili hormonların ortaya çıkarılmasında yine hipotalamus görevlidir. Sinir sistemi ile beraber endokrin sistem, hormonal sistem arasındaki bağlantıyı sağlamak bu şekilde iç denge adını verdiğimiz homeostatik dengenin kurulmasında kilit rol oynuyor hipotalamus. Duyu ve davranışların ayarlanmasında etkilidir. Biyolojik saatimizin düzenlenmesinde yine bir hipotalamusumuzun görevli olduğunu düşünebiliriz. Ön beyinden sonra orta beynin görevlerine bakacak olursak bazı görme ve işitme reflekslerini kontrol eden merkezler içeriyor. İşte gözü bebeğinin büyük küçülmesi, işitme bir refleks olarak mesela kulak e köpeklerin kulakları ses duyunca hemen dikeliyor. Bu onların orta beyinlerinin işitme refleksi sayesinde gerçekleştiğinin göstergesi. Aynı şey bizde de var. Biz bir ortamda birileri bir şey konuştuğu zaman onu refleks olarak duyuyoruz. Ee, ama beyin kabuğumuz o sese yönelmediği zaman anlamlı kelimeler olarak algılamasak bile ses olarak, gürültü kirliliği olarak onları duymak zorunda kalıyoruz. Çünkü refleks olarak meydana geliyor. Kas tonusunu yani vücudumuz baygın olmadığı sürece kaslarımız hafiften kasılı halde kalır. Buna biz kas tonusu diyoruz. Ee, onun için bayılanın hemen dilini tutarlar. Boğazına kaçıp da nefes borusunu tıkamasın diye kaslar gevşediği için. Ve vücudumuzun duruşunu düzenleyen merkezlerde yine orta beynin görevleri arasında bulunmaktadır. Beyinciğin dış kısmı boz madde, iç kısmı ise ak madde bulundurmaktadır. Yani beyincik ...beyine benziyor yapı olarak. Omurilik soğanımız var. Omurilik soğanı da yapı olarak omuriliğe benziyor. Yani dışı ak içi bozdur omurilik soğanının. Beyinciğin ise beyin gibi aynen dışı boz içi aktır arkadaşlar. Beyincikte ak madde boz madde içine doğru ağaç dalları gibi görünen dallanmalar yapmıştır. İçi ee, ak dışı boz olduğu için biz bu şekilde dallanmalar yapan bu yapıya ağaca benzediği için beyinciğin şekline biz hayat ağacı adını vermekteyiz. Beyinciğin görevi vücudun dengesini sağlamaktır ve iskelet kaslarının uyumlu bir şekilde çalışmasını düzenlemektir. Bebekler beyincikleri gelişmediği zamanlarda yürüyemiyorlar ancak emekleyebiliyorlar. Hatta hareket bile yapamıyor. Yeni doğan bebekler beyincikleri çok az gelişmiş olduğu için, beyinciği çıkarılan köpeklerin yollarda düzenli yürüyemediği, düşe kalka gittiği gözlemlenmiş yine deneylerle ispatlanmış. Omurilik soğanının görevleri nelerdir? Omurilik soğanı hayat düğümü diye geçiyor. Solunum, sindirim, dolaşım, salgılama, boşaltım gibi her türlü temel metabolik olaylar ile kusma, çiğneme, yutma, öksürme, hapşırma, kan damarlarının büzülüp geşemesi gibi her türlü refleksel olaylarımızı bizim omurilik soğanımız kontrol etmekte. Beyin yarım kürelerinden çıkan motor sinirler, beynimizden çıkan motor sinirler omurilik soğanından çapraz yaparak geçerler. Yani vücudumuzun sağına ve soluna çapraz yaparak geçikleri için beynimizin sağ tarafı vücudumuzun sol tarafını, sol tarafı vücudumuzun sağ tarafını ne yapıyor? Kontrol etmiş oluyor. Vücuttaki hayati önemi olan metabolik olaylar omurilik soğanında kontrol edildiği için biz buraya hayat düğümü adını da vermekteyiz. Pons sadece memelilerde bulunan bir ayırt edici faktördür. Nedir? Nerede bulunur? Görevi nedir diye sorulmuş. Orta beyin ile omurilik soğanı arasında bulunan omurilik soğanı arka beynin bir elemanı beyincik omurilik soğanı pons diye geçiyoruz. E, orta beyin ile omurilik soğanının arasında bulunan sinir demetleridir. Omurilik soğanındaki solunum merkezlerini düzenliyor. Solunuma yardımcıdır. Bilinç altını ve vücudun uyanık kalmasını da ne yapıyor? Pons kontrol ediyor aynı zamanda iskelet ve kas sisteminin koordinasyonu çalışmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sadece memelilerde bulunduğunu bilmemizde fayda var. Ara nöronlar duyu ve motor nöronları arasındaki bağlayız, bağlantıyı sağlar ifadesi doğru bir ifade. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron şeklinde sıralanıyor zaten. Akson çapı ne kadar büyükse çap geçirgenlik artıyor. Bu da iletim hızının o kadar hızlı olacağını bize ifade eder, yavaş olacağını değil. Bir sinir hücresinde uyarının eşik değerin üzerinde olması impulsun hızını ve şiddetini artırmaz. Sinir demetinde olsaydı diyebilirdik. Fakat bir sinir hücresinde olduğu zaman ya hep ya hiç kuralı geçerli artırmaz. Bundan dolayı doğru bir cümle ee, değil, yanlış bir cümle olmuş oluyor.